Merhaba arkadaşlar, iyi pazarlar. Bugüne, bugünkü video müzikle başlıyoruz. Niye? Çünkü dinlediğiniz şarkı Boniem'in Rasputin şarkısı ve konumuz tam olarak bu. Yani düşünün ki bu şahsiyet için şöyle dünyanın en sevilen parçalarından birini yapmışlar. E demek ki bir şekilde ilgiyi hak ediyor. E biz de ona gereken ilgiyi verelim. Grigori Rasputin en çok merak edilenlerden biri o dönem işte Çarlık Rusyasını etkileyen, çarı acayip etkilemiş olan bir tür özel danışmanı rütbesine rütbe olmasa da resmi rütbe olmasa da bunu bir şekilde elde etmiş olan bir büyücü, bir mak, bir şifacı, aynı zamanda korkunç bir şehvet düşkünü bir insandan bahsediyoruz. Şimdi. Bugün anlatacaklarım şu kitaba dayanıyor arkadaşlar, Edward Trazinski'nin Demona, Trasputin Demon, tabi Demon, da Demon isimli biyografi kitabı ve artık burayı kapatalım, bir rahatça sözümü dinleyin. Ve bu kitap tabi biyografi kitabı olduğu için tamamen arşivlere dayanıyor, özellikle de kullanılan materyaller. Rasputin cinayetiyle ilgili e, yapılan e, görülen davadaki tanık ifadeleri arkadaşlar tabi yüzlerce belge var bunlar derlenmiş ve bu kitap ortaya çıkmış e, kitabın ismi demonat Rasputin e, olsa bile e, bu kişinin demon mu yani şeytan mı yoksa melek mi olduğuna e, biz karar veremeyiz ama bence hepimiz gibi biraz oradan biraz buradan var Evet benim de köpeğim şu an havlamaya başladı. Rasputin'in doğum tarihi arkadaşlar 10 Ocak 1869 Doğum pin kodu da benim <laughs> köpeğim Zoe ile aynı açıkçası ve ikisinde de deli bir hayatta kalma kuvveti var aslında. Yani eğer cinayete kurban gitmeseydi muhtemelen çok acayip bir hayatı daha olurdu. Çok uzun yıllar yaşama potansiyeli olan bir insan diye düşünüyorum ben. Doğduğu yere bakalım öncelikle. Evet 1869'da doğuyor. Tabii ki bir köylü, çok basit bir köylü ve okur yazar bile değil. Sonradan işte bir şeyler bir şeyler belki de öğrenmiş biri olabilir ama genel atmosferde zaten Çarlık Rusyası'nın son dönemleri biliyorsunuz. Ve bir yoksulluk var. Sibirya topraklarında Tura nehrinin kıyısındaki küçük bir köyde doğuyor Rasputin. Ve orada şimdi doğduğu yer insanı etkilediği için o bölgede tabii Hristiyan inancı hakim ama aynı zamanda Hristiyanlıkla karışık bir tür köylü inancı var arkadaşlar. Ve bu köylü inancı bir tür pagan, şamanik bir inanç. Bunda Rasputin'i e daha Başından beri etkilediğini söylememiz lazım. Şimdi, Rasputin doğduğunda aslında ondan önce birçok çocuk daha doğuyor ailede hepsi ölüyor. Yani, yaşayabilen ilk çocuk bu ailede Rasputin'dir bu anne babadan. Ve aynı hikayeyi biz mesela Stalin'de ve Hitler'de de görüyoruz. Onlardan önceki bütün bebekler de ölüyor. Sanki o aileler dünya çocuk doğurmak istemiyor veya izin verilmiyor diyelim. Yani buradan bir trajik bir hikaye çıkacağı daha başından belli gibi mistik açıdan bakarsak. Normal bir çocukluk geçiriyor. Aslında cılız bir çocuk. Yani böyle çok öne çıkan özellikleri yok gözlerin dışında. Çünkü gözleri daha küçükken çok hipnotik ve çok etkileyici. Delikanlı çağında biraz böyle içinde deli bir kuvvet uyanmaya başlıyor. Zaten o kuvvet de ona ömür boyunca rahat vermeyecek. Kavgalara karışmaya başlıyor ve içmeye başlıyor. Bu kavgalarda bir gün işte sağlam bir dayak yediğinde bir şey keşfediyor Rasputin. Rencide olmanın ona verdiği hazı keşfediyor. Ve ondan sonra söyleyebiliriz ki Rasputin bilerek isteyerek kavgalara karışıyor. Dövüyor ve dövdürüyor. Ve ondan sonra aşağılanmanın verdiği bir tür keyif haline giriyor ve bu ona çok hoş, onun çok hoşuna gidiyor çünkü onu bir tür psikolojik hassasiyet durumuna getiriyor. Bu hassasiyetten sonra bizim bildiğimiz Rasputin ortaya çıkacak. Yani ondaki bazı güçler uyanmaya başlayacak. Tabii dışarıdan bakıldığında bu nasıl görünüyor? Bir tür sadomasoşist yapı gibi görünüyor. Ve muhtemelen de öyleydi. Anlatacaklarımla beraber o yola doğru gittiği görülecek arkadaşlar gittikçe bu kuvvetle kendindeki bu büyük kuvvetle ki bu bence şamanik bir kuvvet doğal tamamen ilkel bir kuvvet başa çıkamayınca daha çok içkiye ve daha çok alkole sarılıyor ve tabii ki para yetişmeye başlıyor hırsızlığa başvuruyor arkadaşlar çalıyor çırpıyor işte ve tabii ki bunlar böyle bir kısır döngü oluşturuyor daha sonra arkadaşlar 28 yaşına kadar aşağı yukarı böyle geldikten sonra 28 yaşında bir dönüşüm geçiriyor. Neden dönüşüm geçiriyor? Çünkü bir takım vizyonlar görmeye başlıyor Asputin ve e, burada Meryem anayı ağlarken görüyor. Bundan çok etkileniyor. Bu bir vizyon arkadaşlar ve alkol'e, ete ve tatlıya da çok at Tatlıya, şekere yani e, hayır diyor. Bir daha ne alkol tüketiyor ne tatlı yiyor ne de tütün içiyor. Ve keşişlik hayatı başlıyor. Alıp başını gidiyor yani köyden. Yüzlerce belki de bin kilometre yürüyerek yol geçiyor ve manastırları dolaşmaya başlıyor. Manastırları dolaşırken tabii ki başka dinsel figürlerle de tanışıyor ki o bölgede onlar çok etkin arkadaşlar. Ve riyazet yapıyor yani bildiğiniz çileci bir yaşama başlıyor. Fakat onu 15 yaşından beri yoran bir şey var onun. Uykusuzluk sorunu var. Özellikle ilkbaharlarda yaklaşık 40 gün kadar uyuyamıyor. Ve bu tabii ki çok sinir bir durum. Simeon ve Huturski diye bir aziz var arkadaşlar. O bölgenin Ural Dağları'nın azizi, koruyucu azizi. Ve sonra Simeon ve Huturski manastırına gidiyor. Ve muhtemelen yine vizyon görüyor. Ve Simeon ve Huturski beni iyileştirdi diyor. Ve uykusuzluğu da sona eriyor. Bu olay Meryem Ana'nın vizyonuyla beraber birleştiğinde çok acayip bir dinsel yapıya kavuşuyoruz bugün. Gerçekten çok inançlı aslında. Ama bu inancının işleyiş ve gösteriş şekli biraz farklı diğer insanlardan. Bu gezmeler esnasında manastırlarda bölgede ve aslında neredeyse bütün Rusya'da çok güçlü olan bir tarikat bulaşıyor. Belki onu aslında çocukluğundan beri biliyordu. Bunların ismi de Hlistler, Hlist tarikatı. Bu tarikat bir tür gnostik tarikat aslında. Pagan kökenli muhtemelen. Bunlar çünkü toplu orjiler yapıyorlar. Yani bir takım ayinler yapıyorlar ve cinsel birleşmelerde bulunuyorlar yılın belli bir zamanlar zamanlarında buradaki şey gerekçeleri de bu cinsel birleşmelerden işte kutsal ruh birleşmeler esnasında kutsal ruh dünya iniyor ve oradaki işte birleşenlere sirayet ediyor ve yeni bir mesih yani oradan doğabilir tarzında bir inanç inanca sahipler Hristler köylüler aslında çok yaygın tabii ki bu yani elit çevrelerde kabul edilen bir a, inanç değil. Hatta 1600'lü yıllarda birçok krist üyesi de idam edilmiştir bu yüzden. Çünkü a, heretik bir inanç olarak kabul ediliyor. Fakat Rasputin bunların içine giriyor ve her şeyi öğreniyor. Yani aslında ileriki yıllarda onu en çok zorlayacak olan şehvet düşkünlüğünü de orada geliştiriyor ve a, o, ama onu şeye de dönüştürüyor bir tür majik yola da dönüştürüyor. Nasıl yaptıysa artık bilemiyoruz. Buhlis tarikatından çıktıktan sonra içeride ne olduysa Rasputin'in şifa gücü inanılmaz artıyor. Ve gerçek şifadan bahsediyoruz. Yani elle şifa yapıyor. Birçok insan onun sayesinde çare bulduğunu söylüyorlar. Artık bu gerçekten şey bir şifa mıydı, doğal bir şifa mıydı yoksa telkinle yaptı, bir tür hipnozla yaptı veya placebo ile yaptı etki miydi bilemiyoruz ama sonuçlar gerçek. Bu şifa gücü sayesinde ve ufak ufak vizyonlar da gördüğü için tabii ki bunlar kehanetlere dönüşüyor. Bu şifa gücü sayesinde ünü duyulmaya başlıyor ve onu... Ee, ıı, Çar ailesine bir şekilde Ulaştırıyorlar ismini. Aslında o da bu yolu zorluyor. Çünkü hırsız da bir insan. Yani kendi işte çapında kalmak isteyen biri değil. Çok güçlü kuvvet bunu da gerektiriyor kendi içinde. Ve yükselmeye ve daha çok insanla buluşmaya ve daha çok etkin çevrelere girmeye çalışıyor Rasputin. Nihayetinde şimdi aradaki bağlantıları ben es geçiyorum ama... Çarlık ailesine ulaşıyor. Sebep de şu... Çarlık ailesinde küçük veliaht Prens Nikolay kan hastalığından mustarip ve çok küçük bir çocuk sürekli kanama geçiriyor ve doktorlar onu çok uzun yaşayamayacağını söylüyorlar çünkü bunun bir çaresi yok. Tabi çare burada Rasputin olarak görülüyor. Özellikle Çariçe tabi kendi gücünü oğlundan alıyor. Çünkü Başka bir erkek çocuk yok. Yani bütün çarlık hanedan devamı bu çocuğun şifalanmasına bağlı olduğu için Rasputin'i getiriyorlar ve gerçekten Rasputin çocuğu iyileştiriyor. Ama şöyle bir iyileştirme, orada olduğu sürece çocuk iyi oluyor. Uzaklaştığında tekrardan kanamalar geçiyor. Yani Rasputin sürekli o çevrede dolanması veya irtibatta olması gerekiyor kendi köyünde kendine büyük bir ev yapıyor iki katlı ve oraya da telefon hattı çekiyorlar. Böylece çocuğun başı bela girdiğinde Rasputin'i hemen arıyorlar ve telefonda bile müdahale edebildiği söyleniyor. Bu şifa gücüne nasıl ulaştığını biraz daha açalım bence. Bu Hrist tarikatının uygulaması neydi? Tabi orijinal yapıyorlardı ama burada çok enteresan bir şey var. Üçleme olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar günah batıyorlar. Yani rastgele cinsel birleşmelerle isteyerek ve bilerek günaha batıyorlar. Ondan sonra bu günahtan sonra derin bir pişmanlığa giriyorlar. Ve daha sonra tövbe ediyorlar ve arınma sürecine giriyorlar. Bu belli bir süre böyle sürüyor. Sonra tekrar aynı şekilde devam ediyor. Günah, pişmanlık, tövbe, arınma. Günah, pişmanlık, tövbe, arınma diye. Aynı usulü Rasputin de kendi hayatında uyguluyor. O yüzden gerçekten bütün hayatı boyunca neredeyse alkolü bırakabilmiş bir insan. işte tütünü, şeyleri işte tatlıları bırakabilmiş bir insan ama asla kadınları bırakamamıştır. Zaten en büyük zaafı da o ve ölümüne de bu sebep olacak arkadaşlar ileride. Bu şehvet düşkünlüğünden besleniyor Rasputin. Onunla ilgili tabii ki o kadar çok bilgi var ki. Çünkü niye? Çarlık ailesine yaklaşınca tabii peşine bir sürü ajan takıyorlar. Sürekli gözlemleniyor. Ve e, meşhur hamam sefaları var kendisinin. Hamamlara çok sık gidiyor. Ve e, hamamlar da çeşitli yani köylüler için, yani basit halk için hamamlar var. Bir de daha elit insanlar için hamamlar var. Bu hepsine gidiyor. Ve beraberinde bazen kadınlar, bazen erkekler oluyor. Fiziksel özelliklerini tarif ettiklerinde onun hiç böyle bizim bildiğimiz abartıldığı gibi hani böyle büyük cinsel organlara sahip olmadığını, gayet normal bir fiziksel yapısı olduğunu anlatıyor. Çünkü bolca da görülmüş yani. ince ama böyle kaslı, sarkık olmayan diri bir yapısı var temiz bedenliymiş ve burada onun etkin olduğu taraf aslında fiziki yapısı değil gözleri ve hipnotik etkisi arkadaşlar. Yani bunu bir şey yapmamız gerekiyor. Bir bilmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki işte cinsel organı sonradan özel koleksiyona konulup işte sergileniyor hala galiba. Burada onun boyutlarıyla ilgili falan bir şeyler var ama bu ne kadar doğru ben bilemiyorum. Çünkü burada tanıkların ifadesini okuduğumuzda yani çok anormal bir şey yok diyorlar. Yani zaten bir insan sadece o şekilde etkileyemez diye düşünüyorum. Çok farklı şeyler olmalı. Ajanların anlayamadığı hani bu kadar kadınla dolaşıp ne yapıyor bu insan? Çünkü şöyle bir şey oluyor bazen kayıtlarda görünüyor. İşte bir kamama gidiyor, orada işte yarım bir saat zaman geçiriyor, çıkıyor. Ondan sonra yoldan iki tane fahişe kiralıyor. Onları da kamama götürüyor. Sonra çıkıyor tekrar kiralıyor başkalarını. Oradan işte bir otele gidiyor falan. Ne yapıyor diyorlar bunlar? Bütün gün mesela birkaç kişiyle ne yapıyor yani? Ve bu sürekli karz ediyor. Tabii gerçekten yaptığı şeyler de var ama bazı ifadelerde şöyle bir şeyler rastlıyorlar bizi kiralıyor, getiriyor, soyuyor ve izliyor. Sonra da hiçbir şey yapmıyor, teşekkür ediyor ve gidiyor. Yani burada şöyle bir uygulama yaptığını düşünüyoruz. Kendi olabildiğince hassas duruma düşürmek ve kendi hakim olmaya çalışmak. Yani bir tür irade çalışması gibi düşünebiliriz bunu ki eski işte ondan 300-400 yıl önce yine çok sevilen böyle şeyler var. Azizler var veya çileciler var, çilek işler var. Onların da yaptığı bir uygulamadır o. Yani kendi masumiyetini ispat etmek için, yani bir erkek gibi olmadığını ispat etmek için ara ara kendi sınadıkları uygulamalar olduğu söyleniyor. Yani artık muhtemelen o ve Verkuturs gibi de yapmış olabilir bunu. Oranın işte Aziz'i. Çünkü Rasputin kendi ona çok yakın buluyor. Özdeşleştiriyor adeta. O yüzden bunu bir rutin olarak uyguluyor. Çok uzun yıllar boyunca etrafında hep kadınlar var. Hatta size göstereyim şöyle bir resim. Şuradan. Bakın bu onun evi. Yığınla kadın var. Şimdi Rasputin ortada. Şurada etrafında bir dünya müridesi var. Ve bu müridilerin hiçbiri diğerini kıskanmıyor. Hemen hepsi onun tedrisatından geçmiş diyelim. Rasputin onlara karşı bir tür sorumluluk hissediyor. Çünkü kendi gerçek samimi inancına göre onları şifalandırdığını düşünüyor. Neden şifalandır, şifalandırıyor? Günah. Günahtan. Yani onlarla birlikte olarak ki bu da çok uzun sürmüyor yani mesela bir veya iki defa birlikte olarak onları günahtan kurtardığını düşünüyor ve hatta şöyle söylüyor muhtemelen sorumluluktan dolayı diye düşünüyoruz yani zaman buldukça beni ziyaret edin evime gelin iki tane kızı var bu arada falan onlar da gayet olayı görüyorlar ve normal kabul ediyorlar herhalde olayı için. Evet, çok ilginç değil mi? Bizim hocaların yaptığı gibi, cin çıkarmak gibi bir şey yapıyor aslında. Yani cinsel yolu cin çıkarma. Ne oluyorsa kadınlar ona çok bağlanıyor. Bizim gerçekten anlamadığımız ve anlamakta zorlandığımız şey, onun kadınlar üzerindeki bu etkisi. Çünkü baktığınızda yani herhangi başka bir şey, Özellik göremiyorsunuz yani. Bunu nasıl yapıyor? Nasıl başarıyor? Çariçe ona çok düşkün. O kadar düşkün ki neredeyse her şeyi ona danışmaya başlıyor. Çar biraz daha mesafeli duruyor. Ama Çariçe tabii özellikle bu o, oğluna yapılan şifadan dolayı Rasputine çok düşkün ve çok güveniyor. Ona danışıyor. Tabii bu ne oluyor? belli bir çevreyi rahatsız etmeye başlıyor ve dedikodular baş gösteriyor. Bu dedikodulardan bir kısmında mesela şey var. Prenseslerin yani çanın kızlarının odalarına girdiği ile ilgili. Evet bu doğru ama onlara da işte hastalandıkları zaman şifa için girdiği söyleniyor. Anormal bir durum yok çünkü bir anne baba bu kadar da izin vermez. Yani her şey onların gözlerinin önünde oluyor çünkü. Gizli saklı hiçbir şey yok kendi içlerinde. Ama dışarı, dışarıya karşı yani saray çevresine karşı tabii bir gizlilik yürütüyorlar. Çünkü fazla bilinmesini istemiyorlar aslında Rasputin'le ilişkilerini. Yine de tabii ki duyuluyor. Sonra işte prensin dadısına tecavüz ettiği söyleniyor ve bu doğru olabilir. Ve daha bir sürü bir sürü dedikodu bunlar alıp başını gidiyor ve gazetelere çıkıyor. Çünkü Rasputin istenmeyen kişi oluyor. Neden? Çünkü Çar ailesini neredeyse domine ediyor. Yani ona danışmadan artık karar alamaz hale geliyorlar zaman içinde. Bu yüzden de tabii çok fazla siyasi etkinliği var. Ve onun ölümünün başlıca iki sebebi var. Biri bu mesela isim seçiminde, yönetim kadrosunun seçiminde aktif ona danışıldığı için bundan hoşnut olmayan, yükselmek isteyip de yükselemeyen bazı bürokratlar var. İkincisi de savaş karşıtı olduğu için. Rasputin savaşa kesinlikle karşı. Ve şunu anlıyorlar. Rasputin hayatta olduğu sürece Çar savaşa girmeyecek. Halbuki o, o zaman çok yoğun bir baskı yapılıyor. İşte Balkanlara girelim. Karadağ'a girelim. İşte Almanlarla savaşalım. Osmanlı'yı tekrar rahatsız edelim. O yüzden mesela bizim ülkemiz açısından da Osmanlı da doğrusu açısından da Rasputin bir nimettir. Çünkü yıllar boyunca çarı savaşmaktan men etmiştir. Nasıl men ediyor? Eğer bu savaşa girersen senin sonun ne olacak diyor. Rasputin kehanetlerinden iki tanesini söyleyeyim size. Bir tanesi daha ilk başta söylediği bir şey. Ben sağ olduğu müddetçe çar yaşayacak. Ve gerçekten 1916'da Rasputin öldürüldükten sonra zaten devrim geliyor 1917'de. Diğeri de, yani birçok kehaneti var ama bu iki tanesi önemli. Diğeri de kıtlıkla ilgili bir şey. Şimdi Fransız devriminin ortaya çıkma sebebini biliyorsunuz. Kıtlık, gıda yetersizliği. Rasputin ara ara böyle vizyonlara büyük, çok önemli vizyonlara uğruyor diyeyim. Yani çünkü aniden oluyorlar. Yüzü beyazlıyor. Gözleri böyle hafif beyazımsı oluyor. Veya dönüyor. Bazen böyle iki üç saat ağzını bıçak açmıyor ve sonra söyleyeceğini söylüyor. Yine böyle bir defasında şey demiş. Bundan sonra trenlerin tamamı üç gün boyunca şehre işte un, şeker ve yağ taşımalı. Eğer bunu yapmazsanız bizi çok kötü bir olay bekliyor, sonumuz gelir demiş ve gerçekten de Ekim devriminin sebeplerinden sebep baş sebebi de zaten sonra meydana gelecek olan gıda krizi olacak. Tetikleyici sebep. Çünkü köylüler isyan ediyorlar artık. Evet. Durum böyleyken Rasputin'in bu savaş karşıtlığını ve aileyi bu kadar sıkı olarak etkilemesini hazmedemeyen çevreler ki bunlar zaten Şar'ın en yakın akrabaları falan oluyor. Onu yok etmeye, öldürmeye karar veriyorlar ve suikast planlanıyor. Şimdi katilin ailesine bakalım. Bu da herhangi bir aile değil. Katil aslında 2-3 kişi ama bir tanesi özellikle ilk tetiği çeken ve organize eden. Çünkü onun sarayında oluyor bu. Felix Yusufov diye biri. Yusufov sülalesinin kökeni daha Muhammed zamanına dayanıyor. İddialara göre bunlar. İddialara göre. Muhammed, Hazreti Muhammed'in yeğeni tarafından gelen bir aile bu ve e, bu aile daha sonra işte e, Mısır, Suriye ve e, Antakya'da yöneticilik yapmış. E, i̇çinde Tatar hanları var, Tatar savaşçıları var daha doğrusu ve Nogay hanları var. Rusya'yı fethedenlerden. Ondan sonra da işte bir takım kalkışmalardan dolayı Çarlığa sığınıyorlar çar, çar, ve orada da bürokraside sürekli etkin konumlarını sürdürüyorlar. Bu Felix Yusufov da onlardan biri arkadaşlar. Genç, çok yakışıklı bir adam ama eşcinsel. Eşcinsel ve hatta Rasputin'le de böyle yakın bir ilişki sürdürdüğü yönünde iddialar var. Bu Felix Yusuf'un bir de kardeşi var Nikolay diye abisi, Abisini çok ıskanıyor ve abisi bir düelloya karar veriyor biriyle. Bu düelloyu e, duyuyor ama önlemiyor. Halbuki önleyebilir işte annelerine falan söyleyerek hiçbir şey yapmıyor. Böylece Nikolay düelloda ölüyor ve öleceğini de biliyor zaten çünkü haksız diye düşünüyor kendisini yani bir tür intihar gibi düşünebilirsiniz. Ve sonra ona aşık bir kız var. Bu kız ölümünü atlatamayıp. Manastır'a gitmeye karar veriyor, manastır'a kapanmaya. İşte bu manastır'a kapanmaktan onu e, geri e, tutmak için, yani onu ikna etmek için gitmemeye Rasputini getiriyorlar. Rasputin kendi katiliyle bu şekilde tanışıyor arkadaşlar. Daha sonra tabii ki bu Felix Yusupov evleniyor falan ve 1900 16 senesinin Aralık ayına geldiğimizde cinayet planlıyorlar. Onu tanışmak istediği, çok uzun zamandır tanışmak istediği, merak ettiği bir kadınla tanışmak üzere Felix Yusufov'un evine davet ediyorlar. Gece Felix Yusufov onu alıyor ve götürüyor. Ve şimdi katillerin ifadelerine göre olan olayı söyleyeceğim. Ama böyle olması daha zayıf bir ihtimal. Onu öncelikle zehirlemeye karar veriyorlar. Niye? Çünkü bu saray Yusuf'un sarayı, polis merkezinin hemen karşısında, böyle karşılıklı caddenin iki tarafında gibi düşünün. Dolayısıyla hani silah sesi falan duyulmasın duyulmasın diye istiyorlar ve dediklerine göre, yani Felix'in ifadelerine göre işte bir atı öldürecek dozda siyanür. Yedirip içiriyorlar ona, işte şarapta ve e, yemekte. Fakat e, hafif böyle bir e, sarhoşluktan öteye gitmiyor. Daha sonra iki saat bekliyorlar hiçbir şey olmayınca, Felix onu e, silahla vuruyor ve öldüğünü düşünüyor. Daha sonra işte cesedi almaya gitti gittiğinde indiğinde daha doğrusu kontrol etmek için e, aniden bir ciriliyor gibi oluyor ve hatta boğazına sarılıyor Felix'in. Sonra işte bir kavga çıkıyor oradan sarayın bahçesine doğru kaçıp kurtulmaya çalışıyor. İşte Felix herkesi çağırıyor. İşte bir barış kopuş falan. Ondan sonra sırtından vuruyorlar alnından ve sırt kısmından. Hatta öyle de ölmediği söyleniyor. Sonra işte bağlıyorlar falan üstünü ve nehirdeki işte donmuş nehirde bir delik buluyorlar. O delikten onu bağlı şekilde aşağı atıyorlar. Sonra işte otopsi falan yapılıyor. Tabi bu katillerin verdiği ifade. Ama diğer taraftan şey de düşünülüyor. Ya zehir dozu azdı ya da hiç verilmedi. O yüzden Felix onu öldürmeye çalıştı. Ama Felix de böyle biraz kadınsı bir tip. Hatta onu da göstereyim size katilin resmini. Muhtemelen eli titredi falan ıskaladı. O yüzden de sonraki iki atışı başka bir yaptı. Kurişkeviç miydi? Evet, Turişkeviç adındaki daha profesyonel biri yaptı ve o atışlarda yerini buldu. Evet, Felix de bu arkadaşlar. Felix, Yusuf'u ve karısı, genç karısı. Sonuçta... Ee, otopsi yapılıyor, sonra işte onu gömüyorlar. Ama göldüğü, gömüldüğü yerde de rahat e, yüzü bulamıyor çünkü e, çok fazla tepki var halktan ve başkalarından da. E, Çariçe'nin ona hediyeler, işte kıymetli şeyler hediye ettiği ve onların da mezara konulduğunu e, söyleyenler olduğu için, böyle dedikodular olduğu için mezarını falan kırıyorlar. Ki yerin altına gömülmüş, bayağı ulaşılamasın diye cesedini ortaya çıkarıyorlar ve sonra cesedine işte bir şeyler yapılacağı endişesiyle Çariçe onu hiç bilinmeyen bir yere gömülmesi için talimat veriyor işte askerler alıyorlar yolda götürürken şehirden çok çıktıklarında gömmemeye karar veriyorlar ve çıkarıyorlar ve cesedi yakıyorlar arkadaşlar sonra işte tabii bunlar artık anlatı, hikaye söylence gibi oluyor yakıldıktan sonra işte külleri havaya savruluyor falan ve böylece Rasputin'in başına ne geliyor? Dört elementten geçmiş oluyor. Yani suya atıldı, su. Toprağa gömüldü, toprak. Yakıldı, ateş ve havaya savruldu. Hava elementi. Evet, bu hazin hikaye böyle arkadaşlar. işte büyük amaçların, büyük hırsların büyük bedelleri oluyor. Ve Rasputin'e baktığımızda gerçekten bir taraftan böyle canı sıkılıyor. Çünkü böyle bir yeteneğin bu şekilde heba olması da kötü. Çünkü yetenek olduğu muhakkak. Böyle manyetik insanların yeteneklerini çok daha iyi yollarda kullanabilme olasılığı varken bu hırsla işte buraya kadar gelmiş olmaları ilginç ama bu sayede biz bunu duymuş olduk. Evet. Toparlayalım. Bence Rasputin ne şeytandır ne de melektir. Her ikisi birden. Ama nihayetinde kendi doğası neyse onu yaşamayı seçmiş olan biri. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer merak ettiğiniz böyle şahsiyetler varsa Onları da kendi bildiğimce size anlatmaya çalışırım ve onları yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.